hazırladığı tüketicinin korunmasına ilişkin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Bunu birazdan aktaracağız sizlere ama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'deki yangına ilişkin açıklama yapıyor. Oraya dönüyoruz. Dün 9 adet yangın vardı bizim üst risk grubunda diye tanımladığımız. Ancak 34'ü orman yangını, 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere bütün yurt çapında 48 adet yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle birlikte. Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir, Foça, İzmir, Bergama ve en sonunda dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyretmesi hasebiyle de İzmir Buca yangınları bizim arkadaşlarımızın hakikaten canını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibariyle bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum. Birkaç da bilgi vermek isterim. Buca yangını ile alakalı ilk tespit 13.25'te oldu dün. 13.35'te de ilk müdahale gerçekleşti. 7 uçağımız, 19 helikopterimiz, 50 arazöz, yaklaşık 10'a yakın iş makinası, 360'a yakın arkadaşımızla buna müdahale etmeye başladık. Diğer tüm kurum ve kuruluşlar da buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onların da verdiği destekle birlikte, vatandaşlarımızın da desteğiyle birlikte bugün itibariyle bu yangınların kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, çok sıcaklıkların üst üste seyrettiği, İzmir'de bunun örneğini verecek olursak, 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar artık ardı ardına günleri takip eder hale gelmiş durumda. Bugünden itibaren özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında da çok yoğun bir şekilde alarmdayız. Buralarda da sıcaklıklar çok ciddi bir şekilde yüksek, nem oranları düşük, rüzgar hakikaten çok büyük problem. Burada da dün yaşanan konu da buydu zaten. Yani kararsız bir rüzgar tek tarafa değil, birden farklı yönlere alevi ve ateşi götürdüğü için arkadaşlarımız gerçekten çok zorlandılar. Alevlerin arasında kalan arkadaşlarımız oldu ama çok şükür herhangi bir problem yaşamadık. Bütün bu yangınlarda hali hazırda bu Buca yangını için söyleyeyim, bize rapor edilmiş herhangi bir kayıp ya da bir mal ziyanı bildirilmedi. Elbette bütün bunları söylerken bu ekosistemde yaşayan bizimle bu dünyayı paylaşan canlıları da unutmamak gerekir ve maalesef bu tür olaylardan en çok etkilenenler de onlar oluyor. Bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza özellikle istirham ediyorum. Neden olduğunu anlayamadığımız, %100 yalan olan haberleri gece yarısından sonra dolaşıma soktular. Birçok insan bu yalanlarla beraber sanki bu yardım ihtiyacı varmış gibi doğal olarak ben hepsine teşekkür ediyorum. Ancak buradaki çalışmaları aksatırcasına insanlar o yalanlarla kendilerine söylenen işte yanık kremi gerekiyor, ayran gerekiyor, şu gerekiyor, bu gerekiyor. Bu yalanlarla arabalarını atlayıp buraya gelen insanlar oldu. O yüzden istirhamımız şu, bizler zaten düzenli olarak açıklama yapıyoruz. Gerek bu şekilde, gerekse sosyal medya hesaplarımızdan ve diğer
resmi hesaplarımızdan. Lütfen bu yalanlara kanmasınlar. Ben çok özür dileyerek bu ahlaksızlığı hiçbir yere sığdıramıyorum. Neye hizmet ettiğini herkesin kendi vicdanına bıraktığım bu dezenformasyonu da kınıyorum. Artık söyleyecek başka söz de gelmiyor aklıma açıkçası. Değerli arkadaşlar, bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar bütün teşkilatlarımız alarm halinde. Ancak hep şunu söylüyoruz. Vatandaşlarımız olmadan biz bu mücadeleden galip çıkamayız. O da nedir? Mümkün olduğu kadar yangın başlatma ihtimali olan ne varsa, hangi faaliyet, hangi eylem varsa lütfen bunlardan uzak duralım. Bir şey olmaz demeyelim, oluyor. Şimdi soruluyor, sizin yangınla ilgili stratejiniz ne? Yangınla ilgili stratejimiz 24 saat insansız hava araçlarıyla otağı aracımızda bütün Türkiye'yi gözetlemek, tespit ettiklerimize en kısa zamanda müdahale etmek, bütün konuşlandırmalar, bütün risk analizleri yapılmış durumda. Yani bizim tek istediğimiz şu, hep söylüyoruz, yangınla mücadele etmek elbette bir performans gerektirir. Görüyorsunuz farklı ülkelerde haftalarca, aylarca hala yangınları süren ülkeler var. Çok şükür biz böyle bir ülke değiliz. Hatta yardım isteyenlere de mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ancak asıl başarının yangının çıkmaması olduğunu ve bu başarının sadece bir bakanlığın, bir orman genel müdürlüğü teşkilatının değil, bütün ülkeye ait olduğunu tekraren belirtmek istiyorum. Ve istirham ediyorum. Bir şey olmaz demeyelim. Yangınların %90 oranda insan unsurundan kaynaklandığını söylüyoruz. Bu kimi zaman o bir şey olmaz denilen hususlardan, kimi zaman ihmalden, kimi zaman farklı gerekçelerle çıkıyor. Elimizdeki bir materyalin atılmasından yüzlerce dönüm alanın etkilenmesi, ağaçlarından tutun da orada yaşayan bütün canlılara kadar zarar görmesine sebep oluyor. O yüzden bütün vatandaşlarımıza 15 Eylül'e kadar birbirlerimizi de kontrol ederek, sorun olabilecek olanları da en yakın kamu kurumlarına, bizim kendi bakanlığımızla ilgili iletişim vasıtalarıyla olabilir, emniyet birimlerine, kolluk güçlerine bildirsinler. Biz zaten oradayız, görevimiz bu. Hızlıca müdahale edelim ama olmaması için de birbirimize lütfen ikaz edelim. Ben bu duyarlılığı gösteren bütün vatandaşlarıma canı gönülden çok teşekkür ediyorum. İzmir'e ve biraz önce saymış olduğum illere tekraren geçmiş olsun diliyorum. Ve hayatını kaybeden genç kardeşim için tekrar rahmet ve başsağlığı diliyorum. Efendim, Ekol TV'den Enes Aroğlu. Evet. Dün İzmir'de hava sıcaklığı bir hayli yüksekti. Evet. Yangının çıkış nedeni doğal yollarla mı yoksa bir kasıt mı? Konuya ilişkin bir sonuç var mı? Biliyorsunuz biz bu basın toplantılarımızda tespit edilmiş olanları söylüyoruz. Eğer herhangi bir bilgi vermemişsek bundan şu anlam çıkarabiliriz. Halen kolluk güçlerimiz bunlarla ilgili gerekli tahkikatı yapıyor. Ama benim şu anda size söyleyebileceğim bir sebep yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.